Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İngiliz Sunday Times gazetesine kapsamlı bir röportaj verdi. Gazetenin internet sitesinde video kayıtlarıyla birlikte yayınlanan röportajda Esad, diyaloğun her Suriyeli ile alakalı olduğunu belirtirken, Suriye'nin geleceğinin ancak ve ancak halkının bütün fertlerinin umut ve beklentileriyle mümkün olacağını vurguladı. Esad, Suriye'ye yardım etmek, ülkedeki şiddete gerçekten ve dürüst bir şekilde son vermek isteyenlerin Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a giderek Suriye'deki teröristlere finans sağlamaya son verin demesi gerektiğini ifade etti. Kaide ve ideolojisinin sadece Suriye'yi değil tüm bölgeye ve halklarına tehlike oluşturduğuna da dikkati çekti. Suriye'ye yönelik hırçın bir medya savaşının yürütüldüğüne de işaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Bizler Suriye'de iki karar aldık. Kararların ilki diyaloğu başlatmak, ikincisi ise terörle mücadeledir." dedi. Esad, Suriye'nin silahlarını bırakanlar dahil her şahısla diyaloğa hazır olduğunu belirtirken, fakat silah taşımaya devam etme, halkın saflarını dehşet ve terör saçma, sivilleri öldürme, özel ve kamu mülklere saldırma, ülkeyi yıkmaya ısrar edenlerle kesinlikle diyaloğa girilmeyeceğinin altını çizdi. Sözde özgür Suriye ordusu olarak bilinen varlığım, Batı'nın kamuoyuna göstermek istediği gibi bir varlık oluşumu olmadığını belirten Esad, bu grupların sadece para için öldürme, kaçırma ve yıkma eylemleri yapan gruplar, kiralık ve yabancı silahlardan oluşan gruplar olduğunu açıklarken, bu grupların tek bir yönetimleri olmadığı gibi bu oluşumun Suriye'deki silahlı gruplara örtü ve meşruluk verme amaçlı bir başlık ya da şemsiyeden ibaret olduğunu da sözlerine ekledi. Esad, Suriye'yi ilgilendiren iç meselelerin sadece ve sadece Suriye toprakları üzerinde ve Suriyeliler arasında olacağının altını çizerken, bu davaların hiçbir şekilde yabancı taraflarla görüşülmeyeceğini kaydetti. Bir vatanseverin ülkesinden ayrılmayı düşünmesi söz konusu olamaz. Ben de sıradan bir vatansever Suriyeliyim diyen Esad, Suriye'deki çatışmanın kendisiyle ve geleceğiyle ilgili olduğu yönündeki yorumların saçmalık olduğunu belirterek, bu iddia doğruysa benim Suriye'den ayrılmamla savaşın bitmesi lazım. Bunun absürt olduğu ortada. Dahası Libya, Yemen ve Mısır'da yaşananlar bunun kanıtıdır dedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kendisini iktidardan indirmeye çalışarak vakit harcamakla suçlayan Suriye lideri Beşar Esad, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ise saf, kafası karışık, gerçekçi olmayan hükümetinin de Avrupa Birliği silah ambargosunu sona erdirip isyancılara silah sağlamaya çalıştığını söyledi.